Güzel. Yani bu kendi sağlığınızı öğrenmeniz için. Anketi dolduruyorsunuz. Tansiyonunuza bakılıyor. Hemoglobininize bakılıyor. 5-6 dakikada o süreç geçiyor. Ondan sonra eğer uygunsa 10 dakikada kan veriyorsunuz. 15 dakikada bitiyor her şey. Her şey 15 dakika ile kısıtlı. 18 ile 60 yaş arası sağlıklı her insan kan verebilir. Kan verecek kişilerin sağlık kontrolleri yapıldıktan ve kan bankasının hazırlamış olduğu soruları yanıtladıktan sonra kanları alınır. Kişiden alınan kan miktarı bununla birlikte insan sağlığında olumsuz etki yaratmaz. Bu yönde kimsenin panik olmasına gerek kalmaz. Hep şey derler ya, zaman zaman da işte bu tansiyonum düştü sanki. Kan verme işlemi 5-10 dakika sürer. İşlem bitirdikten sonra 15 dakika dinlenip normal işinize devam edebilirsiniz. Ve en az yılda 4 kez kan verebilirsiniz. Vücudunuzda kan hücrelerimiz sürekli bir yapım ve yıkım içindedir. Kan vermekle yeni genç kan hücrelerinin yapımına uyarız. Böylece kan hücrelere sahip ol, genç hücrelere sahip oluruz. Genç hücreler yaşlı hücrelere daha sağlıklı, damar içinde daha rahat akışkanlığa sahip hücrelerdir. Bu da kan vermiş olan kişiyi daha sağlıklı kılar diye aslında böyle kan bağışında hakkında bilgiler uzayıp gidiyor. Ne kadar yararlı. Siz hepsini okudunuz zaten. Ben genel buradan, bir özetini yaptık. İnanın gerçekten de baktığımızda. Ben buradan gençlere özellikle tavsiye ediyorum. Yani birçok siteye girip çıkıyorlar. Ara sıra bu, evet, bu tarz sitelere de girsinler, okusunlar. O zaman siz bize sitenin adresini verin burada. www.kipristalesemia.org sitemiz. www.kipristalesemia.org. Google'dan da açtığınızda aslında çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Talasemiye Derneği diye. Hayır, şeyi söylemeye çalıştım. Yani gençler bugün internete çok meraklı. İşte evet, Facebook'lar yani. Sürekli sosyal yazışmalar. Olmazsa olmaz bir halinde şu an. Ama kan bağışıyla ilgili sitelerimiz var. Talasemiye ile ilgili sitelerimiz var. Kimler kan verebilir, kimler kan veremez veya kan vermenin faydaları, niye kan vermeliyiz? Bunları da okusunlar diye tavsiye ediyorum. Evet, kesinlikle. Kısa bir sürenizi alacaktır ama birçok bilgiyi de unutmayacağınız, ömür boyu kullanacağınız bilgiler de sizin olacaktır. Sitenin gerçekten de çok vurucu sloganları var. Kişi bu durumda olduğunda daha duyarlı, daha duygusal olur. Dolayısıyla kendi sıkıntısını dile getirmekte hiçbir şekilde zorlanmaz. Yani benim anlatmam gibi değildir aslında. Ki bu şeyler var sitedeki, işte açıklamalar kan bağışı ile ilgili. Farkındalık yaratmak istiyorsak unutmayalım ki bugün başımıza gerekli olan bu kan, başkasına gerekli olan bu kan yarın bize de gerekebilecektir. Unutmayalım ki iyi toplumsal alışkanlıklar edinmeden yarını yapacak sağduyulu bir toplum olamayız. Bu bireysel olarak bizim eksikliğimizin giderilmesi, toplum olarak da aslında bu kültürümüze yayılması gerektiğinin önemine dikkat çekiyor bu cümleler. Evet. Bunun farkına varmak gerekiyor. Birçok dernek var bizim ülkemizde. Birçok derneğin farkındalık yaratmak için çeşitli aktiviteleri var. Talasemiye Derneği de bunlardan en önemli yerde aslında. Şimdi tabii biz programın başında bahsetmiştim. Yani artık talasemiye nedir, tedavisi nedir, işte bunları tespit edip açtık. Yani bunlarla üyelerimiz çok fazla ihtiyacı olan biliyor, yani kendileri de biliyor, aileleri de biliyor, bunu kabullendiler de tedavilerini ona göre yapıyorlar, yakın çevreleri de biliyor. Bizim şu an ihtiyacımız olan kaliteli yaşam için, yani önce yaşam, biliyorsunuz yaşatmaktı amaç, evet. Şimdi kaliteli yaşatmak çok önemli. Bunu yapmak için düzenli tedavinin eksiksiz olarak sağlanması ve düzenli tedavi içerisinde de tabii kan bağışları da girer. Bütün bu düzenli tedavinin eksiksiz, yani hem kan bağışı, kan ihtiyacı, hem de diğer sağlık, tıbbi araç, kerek, cihaz, ilaç, bunların düzenli olarak devam etmesi için uğraş vermektedir derneğimiz. Zaman zaman duyuyorsunuz, çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili girişimler yapıyoruz. İşte Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde olsun veya bugün hala daha işe ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. İstihdamlarının yapılabilmesi. Çünkü istihdam da bir tedavi şeklidir. Evet, hayattan yani, kopmama, ötekileştirmenin onlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani belki çok fazla etkinlik yapamıyoruz. İşte hani yolda, sokakta yürüyerek, işte festivaller düzenleyerek. Ama inanın ki zamanımız olmuyor. Çünkü
belli spesifik sorunlarımız vardır ve tabii biz de derneğin içerisinde mücadele eden kişileriz ve aynı zamanda çalışan aile sahibi kişileriz ve gönüllülük esasına dayanan bir şeydir dernekçilik yapmak. Dolayısıyla zaman kısıtlı, emek isteyen bir durum olduğu için belki gerektirdiği kadar kendimizi gösteremiyoruz. Talasemiyayı özellikle son dönemlerde birazcık belki geri kalmıştır, duyurmamıştır. İşte kanser daha öne çıkmıştır haliyle. Evet. Ama gerçekten sıkıntı yaşayan, ihtiyacı üst düzeyde olan ve tedavisini asla kesemeyeceğiniz, iğneden tutun kana, kandan tutun yatak odasına kadar her türlü ihtiyaca sahip olmamız gerektiren bir durumda ve bunu da sürdürebilmek için derneğin çalışmaları var. Ama ne yazık ki kanser şimdi çok önde. Onlara da buradan acı şifalar diliyorum. Tabii ki. Tüm hastalıklarda aslında mücadele eden insanlarımızın Allah yardımcıları olsun. Ama sadece işte doktorlarda tüm eksikliklerin giderilmesi değil, biraz da farkındalığın kişiler olarak duyarlı olduğumuz takdirde bu sorunlar aşılacaktır. Bugün itibariyle 1978 yılında kuruldu. Genel anlamda 150 üyesi var. Bunların istihdamı da söz konusu ki bu da ötekileştirmeyi önleyebilecek en büyük neden. Kişinin hayattan evet. koparmamak bir kere. Yani devletin para imkanı sağlaması da yeterli olmazdı bence iş imkanı kadar. Çünkü sizin çalışamayacağınız anlamına bilmiyorum ama yani ben bu şekilde tanımlıyorum. Sadece işte sen otur tamam çalışma. Biz sana maaşını verilemiyoruz. Biz ona karşıyız zaten. Değil mi? Yani hani sen bizden farklısın, çalışamazsın, aciz bir durumdasın. Dolayısıyla bizim görevimiz sen oturduğun yerde kal, biz sana yardım ederiz, biz seni besleriz anlamına da gelir. Yani bu biraz üzücü, ötekileştirmek. İster istemez insan bir hayal kırıklığına rahatsız olduğumuzda çalışmadığımızı düşünün birkaç gün. Bu tedavinin bir parçasıdır. Yani biz çeşitli kongrelere katılıyoruz ve psikolojik seminerler de veriliyor oralarda. Ve bu çalışan bir kişinin talasemiyalının tedavisine daha bir sıkı sarıldığı, düzenini yaptığı ortada yani. Bu çıktı ortaya. Evet. Dolayısıyla biz zaten tedaviyi yaptığımız müddetçe sağlıklı olduğumuz bu da ortada. Hı hı. Ve çalışabileceğimizi söyleyip iş istiyoruz arkadaşlarımız bugün için. Bugün için ne kadar istihdama ihtiyaç var? Bizim üye sayısına. Bizim azaldı. Bizim 15 kadar kişi kaldı. Bizim azaldı. Büyük bir çoğunluk çalışıyor. O kadar iş alıyoruz. O kadar iş veriyoruz. Devlet sektörü veya özel sektör olsun büyük bir çoğunluk çalışıyor ve bu da çok olumlu yansımıştır. Kendilerine. Kesinlikle. Bu arada adresimiz ekranlarımızda da şu an görünüyor. Arkadaşlarımız hazırladılar. Baktığımızda aslında diğer taraftan ötekileştirme ve bununla birlikte kana ihtiyaç olaylarına bugün dikkat çektik. Bunların olmaması gerekenler ve olması gerekenler olmazsa olmaz Talasemiya Derneği için, Talasemiyalılar için kan bağışının sürekli olarak kan bankasının kan sıkıntısı yaşamaması. Programımızın son birkaç dakikası içerisinde girmişiz. O zaman yine sizden dinleyeceğiz. Kan bağışına ihtiyacımız var. Kan bankasını tüm insanlarımız kullanıyor. Ama Talasemiyalılar olarak da 150 kişi bugün ihtiyaç olarak da 150 kişiye 5000 ünite yılda evet. kana ihtiyaç olduğunu da unutmamamız gerektiğine dikkat çekiyorsunuz. Ama kan bankası bu kadar kanı bünyesinde barındıramıyor ve kan bankasından tüm insanlar dolayısıyla yararlanıyor. İşte bu sıkıntının giderilmesi için biraz daha farkındalık diyoruz. Son 20 gündür bizim talasemiyalı arkadaşlarımız tedavileri gereği gününde kan alamadılar. Programlanmış tedavilerini yapamadılar eksiklikten dolayı. Ve bir gün iki gün bekleyebilirsiniz ama 3-4 gün bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bu sıkıntı ortaya çıktı. Biz dönem dönem kampanyalar düzenliyoruz. Ama bunlar yeterli olmuyor. Yani kampanyada düzenlersiniz 50 ünite kan alınsa bile. Bakın bugün kampanyamız var. Bugün buraya kesinlikle faydalı olacaktır 50 kişinin gelip kan bağışı yapması. İnşallah. Ama 50 ünite kan 3 günlük ihtiyaçtır. 3 gün sonra yine biter.
Dolayısıyla bu kampanyaların süreklilik arz etmesi, Sağlık Bakanlığı'nın sürekli kan bağışlarını özendirmesi yönünde, eğitim ve bilinç vermesi yönünde çalışma yapması. Dünyadaki örneklerine bakıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı dediniz program arasında yapmış olduğumuz yine sohbette. Bizde de uygulanabilir. Yani bakanlığımızın ne bileyim posterler asılabilir. Bir poster bile asamadık yani biz bunu üzülerek söylüyorum. Evet. Derneğin belki bu konularda da katkı koyması gerekiyor ama şimdi dernek dediğimiz kişi 5-6 kişi gönüllü gruptan oluşuyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bir politikası olursa ve bakanlık bunu çalışmalar yaparsa daha etkili olacağını da düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ve burada birçok kesim vardır. İşte siyasi partiler, üniversiteler, ticaret odası, sendikalar, spor kulüpleri olarak çok bol zengindir. Spor kulüpleri. Ben bakıyorum yani herkes her şeyi yapıyor. Ama bir kan bağış kampanyası çok az kişi yapıyor. Evet. Dolayısıyla buradan çağrı yapıyorum. Kampanyaların artırılması yönünde bizimle temasa geçsinler. Biz her gün, her dakika, her saat kampanya yapabiliriz. Organize edebiliriz. Kan bankasının da buna ihtiyacı vardır. Cumartesi, pazar bile olsa yapılabilir. Kan merkezinde yapılması da gerekmiyor. Bugünkü orada yapılıyor ama kendi bulundukları bölgelerde ve bünyelerde de yapılabilir. Yani bugün bir siyasi parti ben burada yapacağım, buraya gelsin kan merkezi derse oraya da gidilir, yapılır. Öyle mi? Tabii. Hı. Yani illaki oraya hastaneye gidilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla çok ihtiyaç vardır. Toplumumuzun da halkımızın da bu konuda çekinmeden, korkmadan kan vermesini, yani gündem bu olduğu için özellikle bunları söylüyorum. Kesinlikle. Kan vermesi gerektiğini rica ediyorum, söylüyorum. Korkulacak bir neden de yoktur. Buna ihtiyacı olan çok kişi vardır. Kendilerinin de bir gün kana ihtiyacı olabileceğini düşünerek kan merkezine bugün kampanyaya, bugün değilse daha sonra kan bağışı yapabilecekleri, istedikleri bir günde gidip verebileceklerini söylüyorum. Kampanyayı değil de farkındalığı aslında yaygınlaştıralım o zaman. Bireysel olarak da herkese bir görev düşüyor. Biz de payımıza düşeni umarım alırız. Teşekkür ediyorum ben ilgi gösterdiğiniz için. Bugün yine dediğimi tekrarlamak istiyorum. 9 ile 15 saatler arasında kan merkezinde kan bağışçılarına açık olacaktır. İsteyen herkes gidebilir. Duyuruyorum buradan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan herkesi aslında bu farkındalığa davet edelim. Bugün saat 9 ile 15 arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde randevunuz var. Bekleriz. Neden bekleriz? Çünkü kan bankasının kana ihtiyacı var. Talasemia Derneği'nin, talasemiyalı insanlarımızın kanı ihtiyacı var. Bununla birlikte aslında tüm insanların, tüm bireylerin, bizlerin her an kana ihtiyacı olduğunun da altını çizelim. Uzmanlarımız da, doktorlarımız, hekimlerimiz çok çeşitli şekilde açıklamalarda ve bilgilendirmelerine devam ediyorlar. Kan vermek aynı zamanda sağlık açısından da önemli diyorlar ki biz de birkaç örneğini verebildik. Kendi yorumlarımızca doktorlarımızın aslında vermiş olduğu bilgileri dayanarak. Biz programımızı noktalıyoruz sayın izleyiciler. Yarın sabah Hinder Harit ekranlarında olacağız. Bugün adına mutlu, sağlıklı, huzurlu ama kan vererek geçinmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.